Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, şu ana kadar harf talimlerini üç hareke yaptık. Cezimli bağlantıları yaptık, şeddeli bağlantı talimlerini yaptık, Namaz duaları kısmında talim usulüyle okumak suretiyle bütün muhtemel hatalara bir daha son kez dikkatimizi çekeceğiz. Bilahare bu talimi bitirdikten sonra namaz sureleri kısmına tilavete inşallah başlayacağız. Talimin maksadı şudur. Harflerin mahreç ve sıfatlarını iyice yerleştirmek murattır. Bundan dolayı biraz hece hece harf harf okunur. Bir kıraat değildir talim okuyuşu. Harf saymaktır tabiri caizse. Buradaki maksat dediğimiz gibi harflerin mahreç ve sıfatlarının iyice yerleşmesi murad edilir. Bu talim okuyuşu ecdattan beri uygulana gelen bir okuyuştur. Ama burada dikkat etmek gerekiyor. Talim okuyuşunu, talim usulünü olduğu gibi motomot tilavete taşımamak gerekiyor. Tilavete geçtiğimiz zaman artık lütufla okumamız gerekiyor. Tekellüf ve taassüften uzak, yapmacıklıktan, zorlamadan, abartıdan uzak bir şekilde lütufla tabi caizse harfleri okşayaraktan tilavetimizi yapmamız gerekiyor. Ama talim kısmında mümkün mertebe biraz daha harflere basarak mahreç ve sıfatlarını iyice belli etmek maksadıyla tek tek hece hece okumak suretiyle ve biraz da yüksek sesle bağıraraktan bir usulü var. O usule göre okumak icap ediyor. Şimdi tek birden başlıyoruz. Allahu Ekber Şimdi burada dikkat edilecek hususlar şunlar. E malumunuz ince bir harf. Hemze Allah demiyoruz. E ince Lafsatullahın buradaki şeddeli lahmı kalın. Lafzatullahın makabili fethalı ve dammeli olduğunda kalın okunur demiştik. Allah şeklinde hemzenin inceliği belli olması gerekiyor. Bu bir. İkincisi, hemze ile şeddeli lam arasındaki bağlantıda geç kalmamak gerekiyor. Eğer geç kalırsak ne olur? El, el şeklinde bir met oluşur. Bu oluşan met de eğer iftitah tekbirinde yapılırsa, okunursa namazı bozar. Neden bozar? Çünkü burada oluşan metten dolayı istifam hemzesi meydana geliyor ve istifami inkaridir. Haşa sunma haşa Allah en büyük olurmuş mu tarzında bir inkarı ifade ediyor. İftitah tekbiri namazın rükünlerinden birisi olduğu için hemze ile şeddeli arasını ayırarak met oluşturarak okumak namazı bozar. İlmihalde bu bilgiler vardır. Bir başka dikkat edilecek husus buradaki şedde teşdit bila ne durumundadır. Yani hunnesiz bir şeddeleme olduğu için şettenin üzerinde gereğinden fazla oyalanmamak gerekiyor. Yani şu şekilde olmayacak. Allahu <laughs> 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 Bakın ne oldu? Bir elif miktarının üstünde bir tutma oldu. Halbuki ne demiştik? Teşdit bilagunnenin üzerinde oyalanma miktarı ile metti tabiinin miktarı birbirine mutabık olacak demiştik. O zaman doğrusu Allahu bununla aynı boyda olacak. Bazı kardeşlerimiz şeddeli lamı telaffuz ederken iyice lamı eziyor. Lama yükleniyor. Patlatıyor yani. Allah Allah şeklinde bir okuyuş da hatalıdır. Burada kalın olduğunu belli etmemiz yeterlidir. Harfe bu şekilde işkence çektirmek doğru değildir. Allahu bu şekilde. Bu mutabakattan sonra ek derken kef harfinin mahrecini kaydırmamak gerekiyor. Ek şeklinde dilin ucuna değil dil ortasının gerisine reddetmek gerekiyor. Dilin ucuna reddedersek ek, ekmekteki k'ye döner. Alfabedeki k harfi değildir. Yakın bir sestir. Dolayısıyla esas mahreci dil ortasının gerisidir. Of mahrecinin bir parmak eni kadar yukarısıdır. Ek şeklinde. Kef harfini cezimli bir şekilde okurken düştüğümüz bir hata daha var. O hatada şeddelemektir. Kef harfinin daha doğrusu şiddet sıfatı olan harflerin üzerinde ufacık bir oyalanma harfi şeddelemek için yeter. Ek, ek, bakın ne oldu? Kefin üzerinde fazla oyalandığım için şeddelendi. Bu hatalıdır. Ek, ik, uk şeklinde şeddelemeden okumak gerekiyor. Sonra başka muhtemel bir hatamız bar oluyor. B harfi ra'dan dolayı kalınlaşabiliyor. B ince bir harftir. B şeklinde ince okunacak. ber ber şeklinde ra kalın, b ince. Yine aynı şekilde bir daha söylemiş olalım. ber şeklinde B harfinin inceliği de ra'ya bulaşmadan ber şeklinde kalın okunması gerekiyor. B ince, ra kalın. Bütün buna dikkat ederken bu sefer başka bir hata ortaya çıkıyor. Ber şeklinde B ile R arası ayrılıp gidiyor. Ayrılınca ne oluyor? Başta olduğu gibi met oluşuyor. Neden? B harfi burada, R harfi buradaymış gibi ta uzaktan getirip birleştirdiğin zaman arada boşluk oluyor. O boşluktan dolayı met oluşuyor. Bu oluşan met de yine aynı şekilde iftitah tekbirinde bu hata yapılırsa namazı bozuyor. Ber değil. Ekber dersek mana bozuluyor. Davul kelimesinin cemi haline geliyor. Hiç alakası yok. Mana tamamen tepe oluyor. Dolayısıyla namaz da fasit oluyor. Öyleyse bu be ile ra arasını da ayırmadan okumak gerekiyor. Ra'ya vardığımızda sakin bir harftir. Hareke vermeden yani bero Bero şeklinde sanki galgale yapıyormuş gibi yapmadan ra'nın mahrecinde kalmak suretiyle cezimli ra'yı okumak gerekiyor. Bütün bunlara riayet ederekten tekbiri bir kez daha okuyorum. Allahu Ekber Subhanakallah bihamdik. hamdik doğru okuyuş bu. Şimdi burada muhtemel hatalara dikkatinizi çekiyoruz. Su derken safir sıfatının biraz akması gerekiyor. Su belli edilmesi gerekiyor. Su su su. Şayet burada safir sıfatı ihmal edilirse veya zayıflatılırsa tu. Tu şeklinde T'ye dönebilir mesela. Sonra B harfi geliyor. Sakin durumunda kelimenin ortasında galgale meydana gelir. Sub, sub, sub şeklinde. Galgaleyi yaparken makabinin harekesini azıcık hissettiriyoruz. Sonra çok böyle abartılı yapıp sonuna hemze ekliyor gibi bir şekilde uygulamıyoruz. Sıbı, şeklinde bir hemze ekliyor gibi yapmıyoruz. Hece hece okuduğumuz için elbette ki Galgale Kübra'yı tercih etmemiz gerekiyor. Harf harf hece hece okuduğumuzdan dolayı. Ama kıraat etmiş olsaydık o zaman Galgale'yi sura olacaktı. Ama hece hece okuduğumuz için burada yine Galgale Kübra ile Galgale'yi belli ediyoruz. Sonra H harfi geliyor. H harfinin ince olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. H neke değil. H hane, hane şeklinde ince telaffuz etmek gerekiyor. Boğaz hafif sıkıştırılmak suretiyle. Gevşek bırakırsak H, H, heye döner. H, H, H şeklinde boğaz hafif sıkılmak suretiyle yerinden, boğazın ortasından çıkarmak gerekiyor. Aynı çıkarabilen kardeşimiz H harfini de rahatlıkla çıkarabilir. Çünkü aralarında sadece hems ve cehri farkıyla birbirlerinden ayrılıyorlar. Geliyor nefes boğazın ortasında sıkışmış bir şekilde boğaz sıkıştırıldığında e, nefes haps olursa, nefes hapsolursa nefes hapsolursa ayın nefes akarsa H harfimiz çıkıyor. Akıt H hapset a a a akıt h h şeklinde cehir ve hems farkıyla iki farklı harf ortaya çıkıyor. Ayın çıkarabilen bir kardeşimiz ayın çıkarıyor gibi pozisyon alacak, nefes gelecek ama hapsolmadan olmadan akıp hızlı bir şekilde telaffuz edilmiş olacak. Yine bu met ölçüsü mutabık olacak. Sübhaneke diye aşırı bir miktarda uzatılmayacak. Tekbirdeki bir elifimiz ne ise yine aynı şekilde birbirine mutabık bir elif olması gerekiyor. Sonra kef harfinde yine mahreci kaydırmadan dilin ucuna doğru kaydırırsak alfabedeki k harfine benzer. Halbuki bunun yeri dil ortasının gerisidir. Yine oraya reddetmemiz gerekiyor. K. K, Sübhane K, K, Kella değil. K, K, ku Kellahu derken kef harfi ince ama lafzatullahın şeddeli lamına bağladığımızda kalın bir bağlantı yapmamız gerekiyor kella şeklinde ince bir bağlantı yapıp sonra kalına çıkmak suretiyle bir okuma da yine yanlış. Yine başka bir husus dikkatinizi çekmiştir. Şeddeli lam aynen tekbirde olduğu gibi teşdit bilavunne durumunda olduğu için kella şeklinde üzerinde fazla oyalanmak hatalıdır. Bir elif ile aynı boyda olması gerekiyor. Bir elifimiz belli ha derken deklare etmiştik ne kadar olduğunu ölçüsünün ona mutabık olması gerekiyor. Subhanekallahu kallahu kallahu olmadı. Neden? Bir elif açtı. Kallahu Yine olmadı. Bu sefer tutmanın ölçüsü açtı. İkisi birbirine mutabık olacak. <laughs> <laughs> Sübhane <laughs> Doğrusu bu. Devam ediyoruz. Humme <laughs> derken dammeden şeddeli mimin fethasına dudaklar geriye toparlanacak. Bu derken ileride ama mime bağladığımızda hum diye geriye toplanmış olacak. Neden? Çünkü şeddenin harekesi feta. Ondan dolayı. Bir de dikkat edin. Teşdit malgunne durumunda. Öyleyse bir elifimizin üstüne bir hareke daha ziyade etmek suretiyle bir oyalanma olacak şeddeli mimin üzerinde. Oyalanaraktan tutaraktan okumamız gerekiyor. Hümme Hümme şeklinde. Ve bi ham diye mim kalın okunuyor maalesef. Bu da bir hata. Ham değil em bem tem sem gem bunları bağlarken mim ince olduğu gibi ham şeklinde ha harfini bağlarken de yine mimimiz İnce olması gerekiyor. Ve bihamdik. Dik derken yine aynı şekilde kef harfimizin mahrecini kaydırmamak gerekiyor dil ucuna doğru. Dik dik şeklinde. Yine aynı şekilde kef harfini şeddelemeden okumak gerekiyor. Dik değil dik dik şeklinde şeddelemeden sakin bir şekilde okumak gerekiyor. Bazı kardeşlerimiz dik deyip bırakıyor. Hem ses kesiliyor hem de nefes kesiliyor. Sesin kesilmesi bakımından doğru. Çünkü şiddet sıfatı var. Ama nefes akması gerekiyor. Ondan sonra nefesi serbest bırakacağız. Dik, dik şeklinde. Ama bu abartılı bir şekilde dik, k şeklinde abartılı bir şekilde olmayacak. Dik, dik şeklinde. Şimdi başa dönüp bir daha okuyorum. Subhânakallâhumme ve bihamdik. <Sessizlik> bir daha okuyorum. Subh <Sessizlik> Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve teberrekesmük. Bir daha okuyorum. Ve <Gülüş> teberrekesmük. Doğru okuyuş bu. Muhtemel hatalara dikkatinizi çekiyorum. Ve tebe ve diye B harfini kalın, ra harfini ince okuyanlar var. Hatalı. Bare değil. Bera. Kesinlikle unutmuyoruz. Fetha, fetha metli ve fetha okumada dikkat edilecek hususlarda hatırlayın. Bir maddede bunu söylemiştik. Met harflerinin müstakil olarak incelik ve kalınlığı mevzubahis değil. Tabidir. Yani müstefil olan, istifale sıfatına sahip olan ince harflerin önüne geldiğinde ince istikametinde uzatır. Kalın harfler dediğimiz istila harflerinin önüne geldiğinde de kalın istikametinde uzatır. Tabidir. Müstakil olarak tek başına met harflerinin İncelik ve kalınlığı söz konusu değildir. Burada ve B be idi bu. Tek fethalı halinde be idi. Ağzımızı fıtri bir aralıkla fethedip açtık. Bir ses verdik. B harfini mahrecinden çıkardıktan sonra. B, B. İşte bu mevcut fetha sesini biraz daha uzatıyoruz. B, B, yine bakın ağzımın aralığı, dudaklarımın, alt çene, üst çenenin aralığı aynı fıtrilikte. B derken ne kadar aralıktı? Yine aynı aralıkta. Yoksa fetha-i şedide yapmak yine hatadır. Bare bâra şeklinde fetha-i şedide ile okumak hatalıdır. Fethayı mutavasta ile okumak gerekiyor. Bir daha okuyorum bu kısmı. Yine kaf harfleri dilin ucundan değil her ikisi de dil ortasının gerisine reddedip mahrecinden çıkarmak gerekiyor. Kesmük şeklinde dil ucuna taşımamak gerekiyor. Yine burada sin harfindeki safir sıfatını belli etmek gerekiyor yoksa peltek anlaşılır, t anlaşılır, başka bir harfe döner. Kesmu. bazı kardeşlerimiz de şöyle bir hata çıkarıyorlar burada. Sin harfindeyken mim harfine varma şeklinde bir hata olarak isimlendiriyorum ben bunu. Şöyle ki ve tebarakesmuk kesmuk şeklinde bir hatalı okuyuş. Bunu da yapmamak gerekiyor. Kes mu derken sin ile mimi tamamen birbirinden ayırt ederek birbirine katmadan okumak gerekiyor. Muk derken sakin bir harf oldu. Sonunda durduğumuzdan dolayı kef harfi. Dudak talimi açısından makablinin dambesine itibar edip dudağı da ileride bırakmamız gerekiyor dudak talimi açısından. Bir daha okuyorum. وَتَبَارَكَسْمُكُ ve <وَتَعَالَجَتّك> Doğru okuyuş bu. Şimdi tahlilini yapalım. Ve derken dudaklar ileride ve diye diş vavu haline getirmiyoruz. Ve değil ve dudaklar damme bütün harflerin dammeli hallerinde bir de V harfinde ileriye doğru sürülüp yuvarlak yapılıyordu. Ve ve ta'a derken ayın yerinden gevşek bırakırsak boğazın ortasını a diye bir a harfine benzer bir harf çıkar. Ayın dışında bir harftir bu. Boğaz hafif sıkılmak suretiyle h ha harfinin çıktığı yerden. Yine aynı şekilde h ha harfi gibi İnce bir harftir. Teala değil. Teala. Evet. İkisindeki fetha ses tonu ve uzatma miktarı aynı olacak. E, 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 şeklinde bakın. Fethanın tonu ayrı ayrı birbirine muhalif çıkmıyor, olmuyor. A derken hangi fetha tonunu verdiysem la derken de aynı veya tersi. La derken hangi fetha tonu ise a derken de aynı fetha tonunu çıkarmak gerekiyor. Bir başka hata aynı uzatma boyu sürüklüyor. Yani yola ayın bulaştırıyor. Yani şöyle ki a la diye sürüklüyor uzatma boyunca. Halbuki aynı çıkaracağız, bırakacağız sürüklemeden. Sonra peşine eee sesi ekleyeceğiz. Ve <Sessizlik> ta doğrusu bu. Yoksa ta <Sessizlik> değil. Bakın ne oldu? A sürüklendi gitti uzatma boyunca. Böyle okuyuş yine hatalı bir okuyuş. Yine la derken ne kadar uzattıysak a derken de o kadar. İkisi de metti tabidir. Birer elif uzatılacak. Uzatma miktarında da mutabakat olması gerekiyor. Önceden beri bir elifleri nasıl, hangi miktarda, hangi ölçüde uzattıysak bunları da o şekilde uzatmak gerekiyor. Birini uzun, birini kısa bırakmamak icap ediyor. Ceddu derken cim harfi büyük ihtimalle alfabedeki olan cim harfine yakın bir c harfine yakın bir ses olduğundan dolayı birbirine katıştırılıyor, aynısı zannediliyor. Halbuki yakın bir sestir. Alfabedeki C dil ucuna doğru, dil ucu ve karşısı olan üst şeklinde çıkar. Ama cim harfimiz ise dil ortası ve karşısı olan üst tamaktır. G, G, G şeklinde. J harfine benzetmemek gerekiyor. J değil. Şayet hem sıfatı verirsek, cehir ve galgala sıfatını bırakıp hem sıfatı verirsek Ç, ç olur bu sefer. Ç'ye döner, Türkçe alfabedeki Ç harfine döner. Bu daha hatalıdır, buna da düşmemek lazım. G, G, G. Yine alfabedeki G harfine de benzetmemek gerekiyor Mısırlılar cim harfini G gibi okurlar. Ragim şeklinde bunu da yapmamak gerekiyor. G değil, J değil, Ç değil. Bunların ortasında cehir ve şiddet sıfatı, galgale sıfatı olan bir harfimiz. Yeri de dil ortası ve karşısı olan üst damak. G, G, Du. Burada da dudak talimi açısından hemen dudakları ileriye sürmemiz gerekiyor. G, -get du şeklinde sıraya koymak suretiyle bir dudak hareketi vermek yanlış. Ger birinci heceye vardığımızda yani şeddeli dele tuttuğumuzda dudak ileriye uzamış dammeyi okumak için dammeyi okumak için hazır hale gelmiş olacak. Yine başka bir hata şeddeli del harfinde b harfinde D harfinde düşülen bir hata neye benzer bir ses bulaştırıyoruz. Hatta bu bazen o kadar oluyor ki birinci del tamamen nun harfine döndüğü oluyor. Cendük şeklinde. Bakın ne oldu birinci del harfi tamamen nuna döndü. Bundan da sakınmak gerekiyor. Cettu, qattu şeklinde candu diye bir inilti uğultu neye benzer bir ses katmadan okumak gerekiyor. Duk dedik. Yine kefe dikkat ediyoruz. Dil ucuna kaydırmıyoruz. Dil ortasının gerisinde bırakıyoruz. Dudaklar ileride kalıyor. Çünkü durduk sakin. Sakinlerde dudaklar makabrinin hareketine göre şekil alıyordu. Bütün bunlara riayet ederekten bir daha okuyorum. Ve <Sessizlik> Bir daha okuyorum. Doğru okuyuş bu. Buradaki muhtemel hatalara dikkatinizi çekiyorum. Yine cim harfidir. Dil ucuna kaydırmıyoruz. Dil ortasının gerisine reddediyoruz. G. Celle diye çok tutmak yok. Bir elif miktarı ile teşdit bilavünnelerde oyalanma miktarı aynı olacak. Neden? Çünkü iki hareke eşittir bir elif miktarı demiştik. Gel bir hareke, le ikinci hareke. Gelle ikisi beraber bir harf. Bir elif miktarı yapıyor. Bunun üstüne tutarsak hata yapmış oluruz. Yine şeddeli lem harfine unne katmamak gerekiyor. Cenle cenle şeklinde unne katmamak gerekiyor. Çünkü adı üstünde teşdit bila gunne. Unnesiz şeddeleme. Sena derken oradaki se harfinin peltek olduğuna dikkat ediyoruz. Bu pelteklik giderilirse S'ye döner, sin harfine döner. S, S. Çok abartılı dilin ucu çıkmaması gerekiyor. Böyle biçimli bir şekilde S peltekliği de belli etmemiş etmemiz gerekiyor. Sena derken nun harfi incedir. Nedense böyle bir kural yerleşmiş. Met yapılırken biraz kalın okunur tarzında bir kural ihdas etmişler. Halbuki az önce söylediğimiz gibi yine nun harfi ince ise met durumu da sonuna kadar uzatma boyu incelik devam etmesi gerekiyor. Sena <laughs> uk yine aynı şekilde u derken dudak ileride kefte dudaklar ileride kalacak. Çünkü sakin sükun üzerine durduk. Bütün sakin okumalarda dudak talimi açısından makablinin hareketine itibar edip ona göre dudağa şekil veriyoruz. U derken dammeli hemze, uk derken dudak ileride olmuş olarak durmamız gerekiyor. Yine kef harfini dil ucuna kaydırmadan dil ortasının gerisinde mahrecini konumlandırmak, konuşlandırmak gerekiyor. Bir daha okuyorum ve celle senauku ve la doğrusu bu burada met yaptığımız iki tane birincisini 4 elif uzatıyoruz peşinden gelen ilah ederken o lamı da bir elif miktarı metti tabi olarak uzatıyoruz. Bunları uzatırken yine inci olarak uzatma dikkat etmemiz gerekiyor. Ve la ilahe diye kalınlaştırmadan okumak gerekiyor. Böyle okuma hatalıdır. Ve le demiştik ona. Le, le, fethalı hali. Le, le idi. Bu mevcut olan fetha sesini 4 elif miktarı metn-i munfasıl gereği uzatıyoruz. Ve la ilahe, ilahe değil, ilahe <Sessizlik> bir elif miktarı uzatmak suretiyle ve aynı fetha tonunu korumak suretiyle okuyoruz. Buradaki heye ihtimam göstermek gerekiyor illa gayruk şeklinde kaybolacak şekilde okumamak gerekiyor. Hafa özelliği var. Çünkü hep zayıf sıfatlar ihtima etmiştir H harfinde. Kaybolmak üzeredir harf. Hafa özelliğinden dolayı bunu ihtimam ile zahir hale getirmemiz gerekiyor. H, H şeklinde. Ama fazla yüklenirsek H'ye döner. O da hatalı olur. H Latin alfabesindeki H harfinin birebir aynısıdır bu harfimiz. O derken O'n harfini istila sıfatıyla kanunlaştırmamız gerekiyor. Önüne A sesi getirmekle harf kanunlaşmaz. İstila sıfatıyla okuduğumuz zaman o harfi biz A sesiyle okumak durumunda kalırız. Onun bir neticesidir. O. O. Bu gayın mahrecinden kayar, ağzın içine doğru, ağzın içine doğru kaydırıp da gayruk, ga şeklinde sanki yumuşak giymiş gibi okumamak lazım. Boğaza reddediyoruz ve önünü de istila ile kapatıyoruz şu şekilde. Dilin kökü yukarıya doğru hafif etmek suretiyle, yukarıya doğru kabarmak suretiyle önünü kapatıyoruz. İstila konumu bu. Bu istiladan dolayı gayn harfi kalın olmak durumunda kalıyor. Onun bir neticesidir. İstilanın istila sıfatının bir sonucudur. Tefhim ile okunması, harfin kalın okunması yani. O, o, vayru. Buradaki y harfinin üzerinde çok oyalanmamak gerekiyor. Bir de gayn ile y arası ayrılmaması gerekiyor. Vay Vayruk şeklinde değil. Vay ugayın bu da ye hemen dibinden burada yan yana bağlayı vermek hemen. Boşluk oluşturursak met oluşur. O da bazen bazı durumlarda e, manayı bozabilir. Ye'yi yaylandırmadan okumak gerekiyor. Cezimli okumada dikkat edilecek hususların başında geliyordu. Sakin harfe hareke vermeyin demiştik. Gayye, yi Bakın dili mahreçten ayırdığımız zaman ne oldu? Hareke geldi. Yi, yi şeklinde bir hareke geldi. Hatalıdır. Gayru, gayru. Bir de y'nin üzerinde gereğinden fazla oyalanmamak gerekiyor. Gayruk olmaz. Gayruk şeklinde. Cezimli olduğunu belli edip hemen diğer harfe geçiyoruz. Ru, dammeli olduğu için kalın okunması gerekiyor. Ra harfini, kef harfine ince bir harftir. Kalın, bağlamamak gerekiyor. Ruk değil, ruk, ruk. Yapamadığımız zaman metodumuz neydi? İnce bir harfi üç kere tekrar bağlıyoruz. Cezimli bir şekilde dördüncüsünde... Kalın olan harfimizi bağlıyoruz. Şöyle ki ık 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 kefin inceliğine halel getirmeden ruk ık 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 ruk şeklinde ince bir geçişle işi bitiriyoruz. Yine sondaki kef harfini şeddelememek gerekiyor. Şeddeleme nereden çıkıyor? Üzerinde hafif bir oyalanmaktan dolayı şeddeli hale geliyor. Ruk ruk. Bakın oyalandık. Hemen har, sondaki kef şeddelendi. Halbuki şeddesi yok. Ruk, rak, rik, ruk şeklinde şeddelemeden cezimli okuma başarmamız gerekiyor. Son kısmı bir daha okuyorum. Ve la ila Doğrusu bu. Burada bir hata daha çıkma ihtimali var. Şahit oluyoruz. İlahe derken ki hemzeyi bir önceki uzatmanın devamıymış gibi kolayına kaçıp teshil yapıyoruz bir bakıma. Hemzeyi ispat edemiyoruz. Şöyle ki La <laughs> ila Bakın ne oldu? Hemze ilahe derken ki hemze o uzatma ulandı gitti. İşin kolayına kaçıyoruz. Halbuki oradaki hemzeyi ispat etmemiz gerekiyor. La i, la i, ilahe şeklinde. Bir daha okuyorum. Ve la -i. الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثنائك